Merhabalar, İnşaat Öğrenim kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün bu güzel 3 aşamada yapılan çok basit ve pratik ama bir o kadar da güzel tığ oyasını yapacağız. Öncesinde hemen birkaç bilgi hatırlatayım. Ekranın sağ alt kısmından veya videonun altındaki abone ol butonundan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanız mümkün. Zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın ki böylece her yayından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Onun dışında yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum hanımlar. Şimdi şöyle göstereyim kenardan. Bir sıra halinde ikişer adet zincirden zürafa yaparak zemini hazırlıyoruz. Bunun yazma kenarına yapılışını yorum kısmına veya şu ekranın üst kısmındaki karta ekleyeceğim. Sağ üst köşede tıklayıp izleyebilirsiniz. Onun dışında boncuklarımız var. Kum boncuklarımız ama son sırada kullanacağız kum boncuklarımızı. İlk iki sırada boncuk kullanmayacağız. O yüzden hiç zaman kaybetmeden ilk sıramıza geçelim. Şöyle küçük bu oya, bakın üzerine daha başka şeyler öreceğimiz için şöyle daha iki, yani bir sıra zincir var. Daha sonra bunu öreceğimiz için biraz kalın oluyor. O yüzden fazla büyük olmayacak şekilde örümcek çekiyoruz ve sıradaki zürafaya batarak bir sık iğne örüyoruz. Zaten bu motiflerin yapılışını örümcekli oyalarda bu bir klasik gibi. Bir örümcek çekiyoruz, sıradaki zürafaya batıyoruz. Bu şekilde oyamızın sırasını tüm yazmanın etrafınca ilerletiyoruz. İkinci sırada bu örümcekleri çekeceğiz. Son bir örümcek daha öreceğim. Bu arada yapamadığınız oyaların resimlerini bana ulaştırın. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden istek yapabilirsiniz. Böylece ben yardımcı olurum ben size. Şöyle gördüğünüz gibi saçaklı duruyor bu örümcekler, gayet normal. Şimdi ben rötuşumu yapayım ve ikinci sıramıza geçelim. Bu sırada yalnızca zürafa diyebileceğimiz veya zincir de diyebiliriz, fark etmiyor. Şimdi iki zincir çekiyoruz ve örümceklerimizin ön kısmında bulunan ipi çekerek uzatıyoruz. İçine bir sık iğne örüyoruz. İki zincir daha çekiyoruz, örümceğimizi çekerek uzatıyoruz ve bir sık iğne örüyoruz. Burada değinmek istediğim bir konu var. Ben zürafalarımı 2 adet zincirden yaptığım için burada da 2 adet zincir çekerek ilerliyorum. Ama eğer siz 3 zincirden veya 1 zincirden yaparsanız zürafalarınızı, burada aynı sayıda zincir çekmeniz gerekecektir. Zaten 1 zincir çok yakın durur örümcekler birbirine ve üst kısmının da zaten sayısı değişmek zorunda kalacaktır. O yüzden 3 yine ideal veya 2 ideal sayı. Onun dışında dediğim gibi adapte edebilirsiniz elinize göre. Şöyle gördüğünüz gibi örümcekleri çekiyoruz, üzerine de böyle zincirler yapıyoruz. Şimdi kum boncuklu yapılan kısma geçelim. Burada gördüğünüz gibi önceden boncukları, kum boncuğu bunlar, ipe dizerek hazırlıyoruz. Bunun yerine isterseniz eğer plastik inciler var, boncuklar, onları da kullanabilirsiniz. Değişen bir şey yok ama ben bunları bugün kullanmaktan yanayım. Şöyle değişecek olan şey, aslında onu söyleyeyim, eğer plastik inci kullanırsanız şuralarda boncukların çok büyük düşeceği için, çok büyük olacağı için motif biraz daha yer kaplayacaktır. O yüzden alt kısımlarına şurada tarif edeceğim noktada biraz daha fazla mesafe bırakmanız gerekecektir. Şimdi her bu iki ördüğümüz bu ikişer adetli zincirlerden herhangi birine bir tane sık iğne örerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 zincir çekiyorum. Şimdi 4 tane boncuk alacağım. 4 boncuk aldım. Sıkı bir şekilde 4'ünü de birden topluyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Sıradaki 2 boncuğun arasından tığ geçirerek bir sık iğne örüyorum. Arasına bir nevi kontür yapıyoruz. Burada eğer diğer, bu arada diğerine geçtim, 3 tanesinin etrafına kontür yapacağız. Söylemek istediğim konu, plastik inci kullanırsanız eğer 3 zincir değil de etrafına sanırım 4 veya 5 zincir gerekebilir, onu yapacaksınız. Ve burada çekeceğiniz zincir sayısını artırmak istemezseniz eğer yine de bakın, şimdi ben 1 2 3 4 zincir çekiyorum.
bu noktadan 1, 2 ve 3. zürafaya, 3. zincire batarak bir sık iğne yardımıyla sabitliyorum. Ama plastik inci de biraz daha mesafe gerekebilir. 4. veya 5. sabitlerseniz iyi olur. Buradan itibaren yeniden 4 zincir çekiyorum. Bunları topluyorum sıkıca bir zincir yardımıyla. 3'er adet zincirden 3 tane boncuğumuzun etrafına kontür yapıyoruz. Bu arada benim ipim biraz ince, 3 zincir yaptım ama elinizden veya ipinizin kalınlığından, tığınızın kalınlığından fark edebilir. 4 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. zürafanın içine batarak sabitliyorum. Gördüğünüz gibi motiflerimiz böyle oluyor. Zaten bakın diğerleri kıvrıldı ama şimdi oyamızın bütün halini de hep birlikte göreceğiz. Kesiyorum şöyle. Ve şimdi rötuşlarımı yapayım ve oyamızın bitmiş halini hep birlikte görelim. Ve ütülü halini gördüğünüz gibi şöyle paylaşıyorum sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı buluyorsanız videolarımı, anlatımlarımı videonun beğen butonuna tıklayıp bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmak isteyen herkes ekranın sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayabilir. Tamamen ücretsizdir. Ve ayrıca yine ücretsiz bir seçenek zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Her videodan yayınlanır yayınlanmaz hemen ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Düşüncelerinizi bekliyorum, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız düşündüklerinizi sevinirim. Yepyeni bir anlatımda, yeni bir videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.